Nedret Ersanel Daha basit nasıl anlatılır ki? 72 saat içinde gerçekleşen Türkiye-ABD görüşmeleri iki ülke arasındaki kırıklıkları alçıya alıyor. Bu iyileştirme adımıdır ama adım atamazsınız mekanizma odur. Mekanizmanın nasıl yağlanacağına ilişkin artık bir fikrimiz var ama çalışıp çalışmayacağına ilişkin güvensizliğimiz duruyor. Şubat 2018'de Mekanizma başlıklı yazının açılışını bu cümlelerle okumuşsunuz. Pazar günü Roma'da gerçekleşen Erdoğan-Biden görüşmesini de cari şartlar altında değerlendirmek doğru olur, Washington'a yönelik aşırı imserlik gerçekçi olmaz. Yeni F-16'lar gibi taze konuların ilişkilerin rehabilitasyonu için manivela olarak kullanılması da anlaşmazlıkların ağırlığı düşünüldüğünde yine kırılgandır. Kimi yorumlarda tarafların YPG, PKK ve S-400'leri sanki karşılıklı muhasipleşme başlıkları ya da kos kalemleri olarak seçtiği yönünde bir izlenim var. Biden yönetiminin bu çapta destekliği gösterebilecek politik gücü yok. Mevcut kapasitesini ancak kendi dengelerini korumaya harcıyor. Zaten YPG PKK'dan vazgeçme arzusu taşıyan Washington mahfili de görünmüyor. Bu mesele kapanmamış mıydı? Türkiye Rusya'ya yanaşıyor. Türkiye-Batı ABD ilişkileri seçim dönemlerine yürüyen zamanlarda göz alan parlamalara neden olabiliyor. Zaten istenen geçici körlük yaşamanız. Bunlardan biri de G20 sırasında Erdoğan-Biden görüşürken Ankara ve Moskova ilişkilerine yönelik okumaların gayet fullu kamuoyuna yeniden takdim edilmesi gibi görünüyor. Bir 2 yıl evvel eksen kayması tartışmalarında bu dosyayı kapattık sanıyorduk. Türkiye gerinde duruyordu ve tek fark tüm yönlere karşı yerin sınırlarını kalınlaştırıyordu. Hürriyette Sedat Ergin, 10 Büyükelçi meselesinin bilançosunu çıkarırken şöyle bir satırı metne yediriyor. Batı ülkeleri hem Türkiye'nin batıdan uzaklaşarak Rusya'ya daha fazla yaklaşmasına meydan vermeyip, hem de Türkiye'de sorunu gördükleri insan hakları gibi alanlarda etkili olabilecekleri bir politikayı aynı anda nasıl izleyebilirler? Haber Türk'ün internet sitesinde Nagihan Alçı konuya iyice farklı bir format atıyor. Son yazımda siyasal açıdan Batı modelinden adım adım koptuğumuzu ve Rus politik rejimi çizgisine yanaştığımızı söyledim. Aynen bizim gibi başkanlık sistemini benimseyen Rusya'nın özellikle 2000 senesinde yaptığı cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesine benzer atmosferdeyiz gibi geliyor bana. Rusya'nın 26 Mart 2000 seçimlerinin altını çiziyorum. Çıkarabildiğimiz kadarıyla Batı rejimine sahip bir ülkenin Rusya ile yakınlaşmasının sonucu Putin rejimi olura bağlıyor konuyu. Daha detaylandırdığı zaman anlayacağız ama 2000 Rusya seçimleri örneğini bilhassa bekleyeceğiz. Öte yandan Ergin ve Alçın'ın fikirlerini doğal bulmakta zorlanıyorum, beslenilen kaynakları da verseler pek seviniriz. Gerçek Dünya Türkiye'nin batıdan kopup Rusya'ya demirledi veya iç politikada o yönde gideceğine yönelik kestirmeler ulusal güveni kıymetlendirmeleriyle nedenli buluşuyor, mesele odur. Örneğin adı geçen batı mahreçli zirveler ve yukarıdaki alıntıların yaşandığı süreçte Ankara ile Moskova, Ukrayna ve Sihalar yüzünden Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesinde kriz yaşamadı mı? Ya da şu an hangi ülkenin savaş gemileri saray burnunda demirli duruyor? Yani mesele Batı karşıttığı mı yoksa yeni küresel düzene geçiş sürecinde Türkiye'nin kritik eşikleri baş uzatarak sığınası geliştirme politikaları mı? Bu yüzden gerçek dünyayı sadece anlamayanlara değil, anlamak istemeyenlere de iyice basit çizmek gerekiyor. ABD için Çin öncelikli rakip. Rusya bu manada ABD politikalarında yer buluyor. Batı'nın diğer yarısı Avrupa'yı da Rusya ilişkilerinde aynı noktaya sürüklemek istiyor. Oysa Avrupa, Çin ve Rusya ile çatışmak istemiyor. Transatlantik ittifakındaki dalgalanmanın, Dede Avrupa ordusu gibi önerilerin, İngiltere, Fransa, Almanya gelgitlerinin bir boyutu bu. Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nın ortaya çıkardığı yeni Kafkasya-Orta Asya ile ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, Batı açısından birincil risk sayılan Çin'i Türkiye'nin kapısına getirdi. Afganistan, Pakistan, İran nihayet Suriye'deki Çin odur. Avrupa'da Hint Pasifik stratejisinden duyulan rahatsızlığı artırıyor. Amerika'nın Pasifik'teki kalın adımlarından biri Kuat'tı. Yani ABD, Avustralya, Japonya, Hindistan. Buna Yeni Zelanda, Güney Kore, Vietnam'ın eklenmesi bekleniyor. Ancak bu kuşatma hattı bir de geri hat var lojistik ve Çin'e yardımcı olacaklara baskı hattı. Kuat 2 diyelim. ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve yine Hindistan. 4 gün kaybolan İsrail Savunma Bakanlığı'nın nereye gittiğine, Sudan darbesine, ikinci dörtünün İran politikalarına bakın anlarsınız. Bunlara da ilaveler var. Akdeniz, Balkanlar, Karadeniz'de aramızın limoni olduğu ülkeler düşünüldüğünde harita anlaşılır. Keza Arap dünyasındaki etkilere oluşturulmak istenen yeni ve milliyetçi akıma bakın, stratejik legonun iç içe geçtiğini görürsünüz. Her iki dörtü de denizdir. ABD, Pekin'le denizde oynamak istiyor. Rusya sınırlarını zorlayan bölüm karadır, oyuna dahildir ama oyunu burada kurmuyor. Dünyanın gerçekleri bunlar. Türkiye bu haritalara nasıl cevap veriyor? Sağa sola kayarak mı? Altılı dokuzlu Afrika buna ne söylüyor? ABD AB ile ilişkiler ne? Suriye ne? ABD stratejik müttefik mi görüyor bizi? NATO müttefiki mi? Seçimler ne? Basitlemeler içeride işe yarayabilir, dışarıda yaparsanız fena döverler adamı. Nedret Ersanel Selçuk Türk Yılmaz Fransa, Vatikan'da ABD ile neyi görüştü? Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden'la G20 zirvesi öncesinde Fransa'nın Vatikan Büyükelçiliği'nde görüştü. Bu görüşmeden dışarıya yansıyan bilgiler üzerinde durulmaya değer bir nitelik taşımaktadır. Bilindiği gibi Eylül ayında Avustralya, ABD ve İngiltere ile nükleer başlıklı denizaltılar almak için anlaşma imzalamış ve Fransa ile imzaladığı anlaşmadan çekinmişti. Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından imzalanan güvenlik anlaşması kısaca AUKUS olarak bilinmektedir. Avustralya'nın Fransa ile anlaşmak üzere olduğu denizaltı filosu oluşturma projesi iptal edildi. Denizaltı projesinin maddi değeri oldukça yüksekti fakat Fransa'nın Hint Pasifik'i kapsayan güvenlik anlaşmasından dışlanması çok daha önemli bir gelişmeydi. ABD ve İngiltere, Fransa'ya karşı Hint ve Pasifik'te çok açık bir tavır aldı. Anlaşma imzalandıktan sonra Macron ve Fransa hariciyesi oldukça sert tepki göstermişti. Bu açıdan Macron'la Biden'ın Fransa'nın Vatikan Büyükelçiliğindeki görüşmesi önemliydi. Basına yansıyan haberlere göre Biden, Macron'un gönlünü almaya çalışmış. ABD olarak size karşı ayıp ettik anlamına gelecek cümlelere Macron'un verdiği cevap Fransa'nın dışlanmayı kabul ettiği anlamını taşıyor. Macron krizden sonra ortak çalışmalara odaklandıklarını, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendireceklerini ve geleceğe bakmak gerektiğini söylemiş. Bu elbette Hint Pasifik Güvenlik Anlaşması'ndan dışlanmayla ortaya çıkan kaybı başka bir alanda telafi etme arayışına da yorulabilir. Nitekim görüşmeyle ilgili basına yansıyan haberlere göre Macron, Hint Pasifik bölgesinde işbirliğine açık olduklarını dile getirirken Afrika'nın sahil bölgesine dair bir takım sözler sarf ediyor. Macron, sahil bölgesinde ABD ile teröre karşı birlikte hareket etmekten bahsediyor. ABD'nin bu teklife nasıl bir karşılık verdiğine dair bir bilgi yok fakat bu haberler tarihte tekerrür hissini uyandırıyor. Almanya Fransa'yı Afrika'ya yöneltmişti. Fransa 1870-1871 Prusya'ya karşı savaşı kaybettikten sonra Afrika'nın paylaşımında ileri atılmıştı. Almanya Başbakanı Otto ve Bismarck, İngiltere ve Fransa arasındaki koloni savaşından faydalanmaya çalıştı. Fransa başta Tunus olmak üzere Kuzey Afrika'da ve diğer bölgelerde yeni bir istila sürecini başlattı. Avrupa ülkeleri ikinci ve en büyük kolonyalist yayılma dönemi başlattı, fakat rekabet Avrupa dışında sürecekti. 1884'te Berlin'de yapılan uzun müzakereler sonunda dünyayı kendi aralarında paylaştılar. Bu dönem 1914'te başlayan Büyük Savaşa kadar devam etti. Fransa Afrika'yı yönlendirilmesinin karşılığını almıştı. Belçika bu dönemde Kongo'yu kolonileştirdi ve tarihte tanık olunabilecek en çirkin katliamları yaptı. Fransa ile birlikte diğer Avrupa kolonyalist devletleri bugün olduğu gibi o zamanda da ideolojik bir zemin oluşturmuştu. 19. yüzyılda medenileştirme misyonu bir fikir olarak dünyanın kolonileştirilme sürecinde çok önemli bir role sahipti. Liberalizm ve komünizm gibi ideolojiler Avrupa'nın medenileştirme misyonu fikrini içselleştirmişti. Bunu önemsememiz gerekir zira bugünün dünden farklı olmadığı çok açıktır. 19. yüzyılda medenileştirme misyonuyla kolonileştirilme siyasetine meşruluk kazandırıldığı gibi bugün de aynı hedeflere ulaşmak için teröre karşı savaş misyonuyla hareket edilmektedir. Vatikan Büyükelçiliğinde Macron'un sarf ettiği sözlerin anlamı budur. Fransa, Afrika'da ve sahil bölgesinde ABD'nin desteğini almak istemektedir. Osmanlı kolonyalist paylaşıma karşı çıkmıştı. Osmanlı Berlin görüşmelerini takip etmişti. O zaman da Avrupa kolonyalist yayılmacılığına karşı mücadele vardı. Bu Türkiye için de geçerli bir durumdur. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye devamlılığının vurgulanması bu açıdan çok önemlidir. Fransa'nın ve ilgili ülkelerin yeniden Türkiye karşıtlığında birleşmeye çalışmaları anlamlıdır. Nitekim Libya'da, Tunus'ta ve Cezayir'de zaten var olan Fransa karşıtlığına Türkiye'nin destek vermesiyle sahada çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Türkiye'nin desteğinin Batı Afrika ve sahil bölgesi için de geçerli olduğunu görüyoruz. Fransa bu sebeple ABD ile işbirliğinden bahsediyor. Ne yazık ki geçen yüzyılda aydınlarımız Avrupa'ya iman etmenin bir sonucu olarak medenileştirme misyonuna itiraz etmedi. Bu durum teröre karşı savaş misyonu için de geçerlidir. Bu kabulün bir neticesi olarak karar gibi yayın organları Avrupa'nın sözcülüğüne soyunmaktadır. Belirli kesimler Erdoğan karşıtlığını açık bir Türkiye karşıtlığına dönüştürdü. Muhafazakar dindar grupların bu düşmanlığa dahil edilmesi önemlidir. Selçuk Türk Yılmaz